Savaş Bal Doğada Yaşam kanalımdan tüm dostlara selamlar. Doğa ve köy gezilerimize devam ediyoruz. Bugün Elazığ Keban ilçesi Altın Kürek mevkiindeyiz. Çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum Bilal Gültekin kendi köylerine davet etti bizi. Bizim köyün güzelliklerini çeker misin dedi. Tabii ki. Güzel doğa harikaları, aynı zamanda bir de bir buzluk mağarası varmış. Ben buzluk mağarasını çok merak ettim. Hem Bilal kardeşimize misafir olacağız, hem birlikte köylerini gezeceğiz ve buzluk mağarasına gideceğiz. Bulunduğum yer yaklaşık 1350-1400 rakım. Bakın arkamda çok güzel bir köy var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şu iki dağın arasındaki köye gideceğiz. Böyle buradan bakınca beni heyecanlandırıyor. Oralara yürümek. Aşağıda köyler var. Oralardan belki geçeceğiz. Bakın size kimleri göstereceğim. Canım kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsın? İyi abi. Çobanlık mı yapıyorsun? Evet. Ne güzel. Kimin bunlar, senin mi? Yok, babamın. Senin babanınsa senin zaten. Aynen. Nasıl gidiyor peki? İyi gidiyor abi. Bu şu anda burası hangi köy? Burası Piran. Ha, Piran biliyorum. Piran da şey mi? Yani 9 mezra, burası Kulyan'a bağlı. Kulyan. Evet. Biz üst tarafa gidiyoruz. Deresi de Altın Kürek, Hozik eski Altın ismiyle. Altın Kürek. Bayağı çıkacaksın ya. Bayağı gideceğim, evet. Aynen. Buzluk mağarası varmış orada. Evet abi. Gördün mü sen? Gördüm. Biz de oraya görmeye gidiyoruz. Okula gidiyor musun? Evet. Pandemiden dolayı biraz ara verdiniz herhalde. Aynen de öyle abi. Yazında böyle geliyorsun, babana yardım ediyorsun. Evet. Ne güzel. Peki sana kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Sağ ol. İyi günler. Sağ ol. Böyle gezerken yol üstünde böyle bir çeşme, subaşı görüyorsunuz ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle suyun başında oturup saatlerce çocuklar gibi oynamak istiyorum. Ama işte bu yıl kuraklıktan dolayı sular bayağı az akıyor çeşmelere. Bakın görüyorsunuz. Bunun daha fazla akması lazım. Artık son demlerine gelmiş. Zaten bu mevsimden sonra da bu kesilmez. Şimdiye kadar kesilmemişse ki çoğu yerlerdeki çeşmeler, sular hep kesildi bu yıl. Bu da bu kadar kalmış. Böyle kaldığında devam edecek. Ta ki kışın, ilkbaharda yağan yağışlar sonucu su çoğalacak inşallah. Önümüzdeki yıl bu yıl gibi olmaz. Çünkü su çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Altın Küre'ye geldik. Sanırım şu üst tarafta evler var. Ama ben burada bir ekilmiş sebze gördüm. Bunlar yedi veren çilek olması gerek. Çünkü bu mevsimde eğer akıl çilek dökmüşse yedi veren. Harika da bir tadı var arkadaşlar. Hani organik derler ya. Yediğiniz zaman o tadı hissedebiliyorsunuz. Bilal kardeş. Vay aleykümselam. Aşağı hoş geldiniz.
Safalar getirdin işte. Eyvallah, can dostum benim. Hoş geldin, safa geldin abi, şeref verdin. Bilal'cığım. Merhaba abi, hoş geldin. Nasılsın, abi. İyisin? Allah razı olsun, sağ ol abim benim. Sen nasılsın, iyisin inşallah? İyi, hamdolsun. Allah iyilik geze olsun. Geze geze geldik yanına. Hoş geldin, safa geldin abi. Şeref verdin, ayakların sağlık. Teşekkür ederim. Sen de bizi davet ettiğin için. Ne demek, her zaman ama için abi. Ama çok güzel. Böyle yeşillik görünce ben evet mutlu oluyorum. Evet, biliyorum, biliyorum. Takip ediyorum sayfandan, dua severlerden. Yani Allah razı olsun senden. Teşekkür çok ederim. Çok güzel bir program yapıyorsun. Hep böyle duayla iç içe, yeşilliklerle iç içe. Güzel anılar mı diyeyim, hatıralar kalıyor bir yandan da geriye dönüp baktığımız zaman. Artık eline emeğine sağlık, ayağına sağlık. Güzel bir şey. Ben son nefesimi doğada vereceğim. Öyle bir karar Allah aldım. Allah uzun ömür versin. İnşallah güzel yani. Tebrik ederim. Herkes bunu yapamaz. Herkes de bunu başaramaz. Evet. Ne mutlu sana. Allah senden razı olsun. İşte böyle senin gibi güzel dostlarımız olunca da Allah razı olsun senin güzelliğin. Doğada pek yalnız kalmıyoruz. Eyvallah. Güzel, İnşallah güzelliklerin her içerisinde her güzel insanlar. Yeter ki sen gel, yeter ki sen çek. Biz de sana yardımcı olalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İşte sebzelerimiz böyle ekmişiz ama bu sene hiç bir verim alamadık suyumuzdan dolayı. Ondan sonra yanma oldu sebzelerde. Hiçbir şey yaramadı. İşte sebzenin içinde öyle bir bakıyorum ne var ne yok da pek kulak asma yani. Bu sene abi o kadar yani şeyde bir de affedersin domuz da bırakmıyor. 2 günde bir domuz içerilerden giriyor. Evet. Sebzelerimiz hep telef etti. Her taraf öyle. Yani her tarafı dün gece yine su sıkıntısı girmiş. Her taraf öyle. Zaten bu bölgede aynen orman bölgesi olduğu için domuz aynen çok. Aynen abim benim ağzından bizim sağlık. Olduğumuz aynen yerde de var domuz. Evet, evet. Bayağı bir zarar veriyor yani. Köylünün sebzesine, mi bahçesine tabii. Belki de bizim orada daha çoktur. Burada yüksek. Evet. Biraz daha yüksek evet herhalde. Burası yüksek. 1600 rakım hemen. 1600 orası küsür rakım olduğunu biliyorum. Aynen de öyle. Bizim orası 1440 rakım. 1440. Evet. Orada daha çok orman bölgesi. Domuz evet yani bayağı köylüleri bıktırmış bir şekilde. Yani hakikaten biz de bıkmışız. Yani töl örgüsü yapacağız artık. Son çaremiz o. Şimdiye kadar düşünmüyorduk. O kadar değil ama 2 yıldır işte onu sebzemiz lazım kalmıyor. Ektiğimiz sebzeden hayır görmüyoruz. Şu anda ben bakıyorum girmiş yine. İçine hiçbir şey bırakmamış. Ne bunlar, fasulye mi? Bunlar kabak. Bunlar kabak, şunlar fasulye. Evet. Şurası domates, işte biber, böyle kendi evimize göre yiyeceğimiz kadar ekiyoruz aslında ama işte dediğin gibi domuz da bırakmıyor yiyelim abi. Nasip olmuyor. Nasip. He. Herkes nasibini yiyecek. Vallahi işte geldim onlara bakıyorum. Evet arkadaşlar. Altınkürek köyündeyiz. Bilal kardeşim bize bir sabah çayı ikram etti. Kahvaltı yapalım dedi ama biz kahvaltımızı zaten doğada yapıyoruz. Biraz sonra gideceğiz bir su başına, bir yeşil bir yer bulursak kendimize orada kahvaltımızı yapacağız. Zaten amaç doğada yeşil, mavi, o renk ahenginin içinde olup orada bir şeyler yemek. Sağ olsun bize sabah çay ikram etti. Burada Gazi Bey var. Bizi Gazi Bey'le tanıştırdı ki o da enteresan bir insan. Nasıl enteresan bir insan? Doğayı çok seviyor, doğada geziyor. O da tamamen kendisine doğaya adamış. Dağda, yeşilliklerin içerisinde her tarafı geziyor ve bu köyün tarihçesini çok iyi biliyor. Bizi Buzluk Mağarası'na götürecek. Başka neresiydi Gazi abi? Ölük Baba ziyaretimiz var. Evet. Oraya gideceğiz. Buzluğu dedik değil mi? Bir de çeşmemiz var. Meşhur çeşmemiz Kanyetan yani Kürt adıyla Tan Çeşmesi. Evet. Onun üstünde de kalemiz var. Gavrisi Salık derler. Biz bunu ben Kürtçe söylüyorum. Sonra biz Gavrisi Salık demek Gavr Daş demek. Sisalık, Sisalık kayası. O Sisalık nereden geliyor? Sisalık da yırtıcı bir kuştur. Evet. Sisalık da mı Kürtçe yoksa? Sisalık da Kürtçe deniliyor. He. Yani o yırtıcı kuşun adı nedir? Yani Kartal Doğan şeyinden, ailesinden tamam bir hayvan. Yani bunu beyaz olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunun tarihi şu an yok. Şu an yok. Ama geçmişte o Kafis Salık dediğimiz kalede. Adını ondan almış. Yani o oraya geliyormuş. Zaten kayadır. Kaya işte Sisalık kayası. Yani o hayvanın kayası diye kalmış. Şimdi onun da oraya gelmesinin şeyi, büyüklerimiz öyle anlatır. Şimdi o hayvan aç kaldığını ve aç kalsın kalmasın yani millet kurban kestiğinde herhangi bir hayvan kestiğinde şey oraya götürüp et parçası bırakırlarmış ki o hayvan beslensin. Evet. Yani onu oraya götürmüş. O da hep alışmış oraya gelmiş. Yani oraya götürülmüş o kayada gelip alıp götürmüş. Yani o şekil beslenmiş. Öyle adına evet kalmış. Çok güzel yerler var arkadaşlar burada.
Hozik. Ben hep Hozik diyorum. Yeni ismi? Eski adı Hozik. Yani. Eski ismi Hozik. Ben Hozik diye aklımda kalmış. Evet. Hozik diyorum. Güzellik de odur yani. Onu daha iyi biliyorum. Yani her yerin kendine göre hakikaten güzellikleri var. Yani doğaya çıktığınız zaman hani ben hep derim. Bakmakla görmek arasındaki farkı iyi analiz etmek lazım. İnsan görür zaten, gözü açıkken her tarafını görür ama bakmak çok önemli. Bir objeye bakarsanız, bu doğada ağaç olabilir, dal olabilir, yaprak olabilir, bir kaya parçası olabilir. Hepsinin gerçekten ayrı bir güzelliği, ayrı bir tarihi var. Onu biz gezdiğimiz zaman belki pek anlayamıyoruz ama oranın yerlisi, bir taş olsa dahi, bir mevki olsa dahi oranın tarihçesini biliyor, oranın güzelliklerini biliyor. Eskiden yaşanmış, eskiden anlatılmış. Zaten ben böyle birisi bana eskilerden bir şey anlattığı zaman ben hipnoz oluyorum böyle. Gerçekten sabaha kadar bitmesin, keşke anlatsın. Ve her zaman da kendi kendime derdim ki keşke ben 100 yıllar önce bu doğada yaşamış olsaydım. Şu anki bulunduğumuz dünyada olmamış olsaydım. Şimdi biz Gazi abimizle birlikte çıkacağız. Hozik'in güzelliklerini gezeceğiz, göreceğiz. Güzel bir soğuk suyu var. Orada bir kahvaltı yapacağız. Soğuk suyumuz bir tane değil. Çok. Şöyle söyleyeyim. Bizim şimdi evlerin üstünde Kanitan dediğimiz Tan Çeşmesi. O zaten meşhur çeşmemiz. Onu biz ziyaret olarak görüyoruz, şifa olarak görüyoruz. Köyümüzün üzerinde geliyor. O bize bir nimettir. Köyümüze de çeşmeler çekilmiş iki yere. Evet. İçme suyu olarak kullanılıyor. Ayrıca şebeke suyumuz var. Onun yukarısında Kani Çaval deriz. Evet. O var. Ondan sonra Kani Hülle deriz. Ben bunu Küçe adlarını söylüyorum. Evet. Mesela Kani Çaval, işte Çaval Çeşmesi. Kani Hülle diyoruz. Orada yine ne hikmetse o da Hülle dediğimiz o da Doğan, Akbaba. Evet. Ve işte o şeyden yani Hülle. O da yine yırtıcı kuş bir şey. Demek ki oralarda çok bulunmasından sebebi ismini öyle alıyor. Evet. Kanyeli. Onun da üstünde Kanispi var. Dört etti. Kanispi de Beyaz Çeşme adıdır. Evet. Bunlar kardeş sular derler. Aynı zada belli bir mesafede gelir. İki tane beyazdır sular. İki tane yani siyah dediğimiz şöyle yosun bağlıyor. Yani ama iki tanesi bembeyaz. Şimdi Gazi abi anlatıyor. Ben çok heyecanlanıyorum. Evet. Bir an önce o güzellikleri görmek istiyorum. Şimdi şunu da ben belirtmek istiyorum. Bazı videolarımda yorum yapan arkadaşlar tabii ki bu yorumlarda eleştiri olacak, ona bir şey demiyorum, her şeyin güzellikleri tabii ki. Şimdi köylerde bazı değerler var arkadaşlar, yani ziyaretler var, bu ziyarette bir yatır olup olmaması önemli değil, bir ağaç olur o ziyarettir. Yani insanların bazı inançları var eskiden gelme. Tabii ki bunların gerçeklik payı ne kadar var, rivayetler nasıl, onu pek bilemiyoruz ama bunlar bir değerdir arkadaşlar. Biz bunları çekiyorsak, bunları hani göstermek için, bilmek için, hani bir yorumda gelecek nesillere niçin bunları çekip gösteriyorsunuz diye. Ben bu değerlere inanan insanlara saygı duyuyorum. Onların bu değerlere sahip çıkmasına saygı duyuyorum. Gerçeklik payı her ne kadar olsun olmasın, rivayetten öteye var mı yok mu da bilmiyoruz ama bunlar bir değerdir. Eskilerden kalma değerdir. Bak Gazi abim anlatıyor, bize biraz sonra oraları da anlatacak. Biz bunları sadece doğa güzelliklerini göstermek istiyoruz. O yüzden bazı şeylere lütfen takılmayın. Ziyaretlere, yatırlara, mum, bez bağlama gibi şeylere tamam ben de inanmıyorum ama o bir değer. Yani neticesinde insanlar geçmişte bunu yapmışlar. Yapmaya devam ediyorlar. İnansalar da inanmasalar da devam ediyorlar. Onların bu şeye verdiği değerdir arkadaşlar. Buna da ben saygı duyuyorum. O yüzden çekiyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Yani iyi veya kötü, doğru veya yanlış, ne bileyim, eleştiri daha önemli benim için. Lütfen eleştirin beni. Bu eleştirilere benim ihtiyacım var. Şimdi Gazi abimle birlikte Hozik köyünün güzelliklerini gezmeye çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir Hozik köyünde bir evin önündeyiz. Burada bir soku taşı var. Evet. Abimizin evinin önünde biz gördük böyle. Bunları her yerde görmek biraz zor. Çünkü kalmadı artık. Ve ikinci abi sözünü kestim. Bir dakika.
bununla beraber çekilsin ki yani bu da tarihi bir şey. Ben dök ya. Evet. Bununla zaten herhalde burada ne bu? Tut mu? Dünen tut. Dut. Evet, dünen tut. Şimdi bu şekilde kuru tut konuluyor değil mi buraya? Evet. Bu şekilde döverek un haline getiriliyor. Biz dün gelmiş olsaydık canlı tut dövülüşünü çekecektik ama işte bugün elma kurusu bu kadarını görebildik. Elma kurusu. Kurusu da dövülüyor. O da işte onun da toz haline geliyor. Eskiden burgur döyerdi. Burgurumuzu buradan döyüp hani değirmen olmadığı dönemlerden burada burgur falan döyüp ondan sonra el değirmeniyle öğütürdük. Buğday haşlanır. Evet. Haşlanan buğday burada dökülür. O kabuğu soyulur. Ondan sonra da öğütülür. O öğütme şeylerimiz de var. El değirmeni. El değirmeni. Alt üst taştır. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi onu biliyorum. Elle çekilir de o bulgur yapılır. Şimdi bir evin önünde arkadaşlar bakın. Bir el patosu. Bu yani bunun tarihi pek çok da eski değil yani. Böyle bir 60-70 yıl öncesine gittiğimiz zaman bunlar kullanılıyordu köylerde. Sapla samanı birbirinden ayıran makine. Burada el çekme kolu var. Tamam. Tamam zaten bu bayağı. O el çekme kolu da bak buraya saman dökülür. Evet. Buğdayla beraber. Sapıyla beraber. Önce mesela eskiden öyle yapılırdı. Öküzlerle gem gezdirilirdi. Evet. Ondan sonra o gem gezdirile o da tarihi bir şeydi. Ondan sonra o saman buğdayla beraber buraya döküyor. Elekler var burada. Elle de çekince samanı oraya atar, buğdayını alta atar. Evet. Yani o arpa olur, buğday olur, ondan sonra cölbent her ne olursa bu şekilde yapılır. Gazi abi sana bir şey diyeyim. Aslında bunların korunmaya ihtiyacı var. Yani bir 5-10 sene sonra bak şimdi açık bir yerde hani bu tahta hani yaz kış mevsim değişikliğinde bunlar çürüyecek. Biz onu bu yok şöyle olacak. Yapalım. Bunu söyleyelim. Bunu temiz bir boya atalım. Böyle bir kapalı. Hiç boyaya da gerek yok. Bunun üstünü kapatın. Yağmur, güneş yemesin. Yani bir 3-5 sene sonra bunları görmek müze bile yetmeyecek. Aynen, müzede bile olmaz. Aynen, sadece işte bizim gibi böyle çekilen resimlerde, videolarda anca görülebilir. Ama şöyle canlı görüp buna dokunmak, yani bu tahta kaç yıllık yani bu işlemeler. Yani bunu ben çalıştırdım abi biliyorum. Yani bunu biz diyorum bizim, yakın tarihte zaten. Biz yani bunu işledik, kullandık yani. Ama bir 3-5 sene sonra bu da yok olacak. Neticesinde tahta çürüyecek. Aynen. Yağmur yiyecek, kar burada, yiyecek, güneş yiyecek. Sağ olsun yiyecek. Burada işte komşuların Hüseyin Yılmaz onların. Onlar da böyle şey etmişler yani kırıp da şey yapmamışlar ama tabii bir korunması lazım. Yani bence bunu koruma altına almanız lazım. Aynen. Şimdi burayı mahallede de söylemiştik. O Sisalı Kalesi dediğimiz yer burası. Bu tarihi bir kalemizdir. Oyması var. Yani burada bir yaşam şeyi var. Yıkılan bir kaledir. Zaten yıkılmış sağdan taşlar sonra. Dökülmüş zaten dökülmüş. Oradan bir yapı olduğu belli. O yapı zamanla dökülmüş. Taşları dökülmüş. Yani geçmişte buralar oyulmuş. Yani bir hayat var. Hani buzdolabında bir gün boyunca su kalır, böyle çelik gibi soğuk olur ya, aynı. Biz geçmişte burada elimizi bekletirdik sudan, kim daha çok bekletir diye.
yani elimiz uyuşurdu, o yarışma yapardık. Ondan sonra burada karpuz atardık, belli bir zaman sonra çatlatırdı soğuktan. Yani bunlar... Ama öyle bir soğuk su ki şu anda benim elim burada bana doğru bir serinlik vuruyor. Hakikaten yani o suyun akışıyla birlikte bir serinlik vuruyor onu. Evet. Oradan hissedebiliyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar bu gelen su biraz sonra üst tarafta buzluk mağarasına gideceğiz. Oradan gelen bir su kayaların arasında kendine bir yol açıp burada şurada bir gölette birikmiş ve buradan akıyor. İnanılmaz soğuk. Yani bir buz parçasına elinizi değdiriyor gibi bir soğukluğu var. Ki şurada ufak bir gölet var. Gelen su orada birikiyor, oradan buraya akıyor. Artık daha düşünün üstte buzluktaki suyun soğukluğunu. Arkadaşlar şimdi her işin başı sağlık. Şimdi bize hani derler ya sağlıcakla kal, sağlıkla git, sağlıkla gel diye. Her işin başı sağlık. Bizi bu güzellikleri görmemize, sağlıkla, sağlıcakla gezip görmemizi nasip edene, bu nimetleri bize verene yine şükrederek yemeğimize başlayalım, karnımızı doyuralım. Su abartmıyorum, dediğim gibi çok soğuk. O yüzden demlikte bile, ateşte bile su bayağı bir geç kaynadı. Yani o kadar ki soğuk. We'll be right back.
var ne yok süpürdük, yedik. Acıkmıştık da. Bugün kahvaltımız da geç oldu, geç yaptık. Dinlenmiş de olduk. Aslında dinlenme derken hani insanın nerede olursa olsun bir işi olunca koşturur ya oraya yetişmek için, gitmek için. O yorgunluk farklı ama gezdiğiniz zaman zamana ihtiyacınız yok. Yetişmek istediğiniz bir yer yok. O yüzden o yorgunluk şöyle kısa bir oturmayla üstünüzden atıyorsunuz. Biz yemeğimizi de yedik, yedik. Enerjimizi de depoladık. Çayımızı da içtik, evet. Dinlendik. Evet. Şimdi yolumuza revan olalım. Evet. Tamam. Kaban Altın Kürek köyünün buzluk mağarası. Bu sosyal medyada çok anlatılmıştır. Yani bunun çok atanlar olmuştur. Meşhurdur bu buzluk mağaramızda. Şu an biz dışarısı hamam gibi içeriye giriyorsun, buzluğa girir gibi oluyorsun. Şimdi bura birazdan aşağıda ineceğiz. Daha aşağı derini var. Aşağıya indikçe daralıyor. Biz burada Temmuz Ağustos aylarında buz çıkarız. Arkadaşlar şimdi mağaraya doğru ineceğiz. Şöyle üstte göstereyim. Taşlar sanki böyle kayalara yapışmış gibi duruyor. Yani insan bir tarafında ürküyor. Yani yukarıdan bir taş parçası acaba kopup gelebilir mi diye. Şimdi biz buraya kadar geldik. Şurada bir soğukluk hissediyorsunuz aşağıdan böyle, çünkü sıcaktan girdik buraya, terliyiz de biraz, yani o soğukluğu hissedebiliyorsunuz eksinin altında. Aşağı indikçe bu soğukluk fazlalaşıyor. Daha da bu gidiyor değil mi aşağıya? Tabii. Doğru böyle? Bu aşağıya suya kadar gidiyor. He. Zaten su da bunun altından geliyor. Ama müthiş bir soğuk var burada şu anda. Evet. Şimdi dışarıda sıcak. İçeri girdik. Nefes almamız bile değişti. Şu anda dışarı çıktık. Öyle nefes almada bile insanda bir değişiklik olduğunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi eskiden köylerde şimdi olduğu gibi her evde
Yani şehirde bile her evde buzdolabı yokken köylerde kimse de olmazdı buzdolabı. Yazın kışlık yiyeceklerini köylüler böyle bunun gibi mağaralarda, bir nevi soğuk hava deposu gibi mağaralarda saklarlardı. Yazın kışlık yiyeceklerini, peynir gibi, yağ gibi bu tür bozulacak malzemeleri böyle bunun gibi şeylerde, mağaralarda saklarlardı. Hakikaten yani bayağı bir soğuk içerisi. Hele de o mağaranın içerisinde su varsa veya akar bir su varsa onun serinliği, soğukluğu, o oyuk kaya parçasını çok daha soğutur. Ve hatta üstlerden böyle buz sarkıkları meydana gelirdi. Arkadaşlar bakın, buna burada kuş elması diyorlarmış. Kayanın içinden tam çıkmış böyle yemyeşil. Hatta görüyorsunuz meyvelerini bile vermiş. Yani yerde değil, herhangi bir yerde su almıyor. Ama nemli olduğu için, soğuk ve taşları nemli olduğu için görüyorsunuz ne kadar güzel yetişmiş. Kaya parçasının tam içinden çıkmış, meyvelerini de vermiş. Bir tane de kuş burnu var burada. Bu da yine kaya parçasının içinden kendine bir yol bulmuş, çıkmış. Her ikisi de meyvelerini vermiş. Şu güzelliği görüyor musunuz? Allah'ın hikmeti. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz göl Keban Baraj Gölü. Keban Baraj Gölü Murat Nehri'nin bitip Fırat Nehri'nin başladığı göl arkadaşlar. Daha Erzincan'dan Karasu'yla birlikte gelip Murat Nehri olarak gelip Keban Baraj Gölü'ne akıyor, burayı dolduruyor. Buradan çıkarken de Fırat olarak çıkıp yoluna devam ediyor arkadaşlar. Harika bir görüntü. İşte burası da Murat Nehri ile Fırat Nehri'nin buluştuğu tam orta nokta. Şurada gördüğünüz Keban Baraj Gölü. Arkadaşlar bugün güzel yerler gezdik, güzel yerler gördük. Şana köyün içine geldik. Bilal kardeşimiz çocuklarla beraber ceviz topluyor. Gazi abim, her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi gezdirdiniz, vakit ayırdınız. Hakikaten her şey çok güzeldi. Köyünüz de çok güzel, sizler de çok iyisiniz, çok hoşsunuz. Her şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi başlangıçta unuttuğum bir şey söyleyeyim. Biz yayında söylemedik, başka söyledik de. Başta köyümüze hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref abi verdiniz. Allah razı olsun. Çektik. Ben de merakım olan bir şeydir. Doğayı çektik, önemli köyümüzün yerlerini çektik, çekimimizi yaptık. Hoş geldiniz başımızla gözümüz üstüne. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Arkadaşlar, böyle bildiğiniz gibi ben doğada yaşıyorum. Bir kulübede yaşıyorum. 6 yıl oldu. 7. yılıma girecek. Ve doğada kaldığınız zaman doğa sizin her zaman oturmanıza izin vermiyor, müsaade etmiyor. Oturamıyorsunuz. Muhakkak yani ben başka bağ bahçe işleriyle uğraşmıyorum. O yüzden ben gezmeyi seviyorum. Böyle güzel köyleri, doğa harikalarını, yeşillikleri, renkleri seviyorum. Geziyorum, toprağı seviyorum. Bu gezdiğim yerlerin güzelliklerini de sizlerle paylaşıyorum. Bana destek amaç olarak
Kanalıma abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz, artı yorumlarınızı eleştiri olarak yaparsanız bu beni çok memnun edecek. Neler görmek isterseniz, eksikliklerimiz neler, bunu da yorumlarda bir şekilde belirtirseniz memnun olurum. Başka bir gezi programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Altın Kürek değil mi? Altın Kürek eski ismiyle Hozik'ten tüm dostlara selam olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.